Sevgili TV 262 izleyenleri, Cumhuriyet Halk Partisi'nden 7 Haziran genel seçimleri sonucunda parlamentoya giden milletvekilleri Haydar Akar, Fatma Hürriyet Kaplan ve Tahsin Tarhan bugün İl Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Turan Yıldız'dan mazbatalarını aldılar. Milletvekilleri Kocaeli Adliyesi'ne çok kalabalık partililer eşliğinde geldiler ve üçü şu anda mazbatalarını almış durumdalar ve kendilerini kapının önünde partililer coşku içinde bekliyorlar. Sayın Kaplan. Böyle bakalım. Biz seçim kurullarımıza, il ve ilçe seçim kurullarımıza da çok teşekkür ettik. Çünkü kentimizde ufak tefek bazı sorunlar dışında çok düzenli bir seçim yürütüldü ve sağlıklı bir sonuç alındı. Sıkıntısız geçti denebilir. O yüzden teşekkürlerimizi de ettik yukarıda seçim kurulu başkan ve üyelerimize de. Bu konuda bundan sonrasına da Kocaeli örnek olacaktır umuyorum. Barış içinde seçimler diliyorum. Tahsin Bey. Evet. Böyle bir de. Kendilerine çok büyük başarılar diliyorum. Hayırlı olsun diyorum. Ayrıca seçim sürecini çok iyi yöneten il ve ilçe seçim kurullarımıza da teşekkür ediyorum. Bundan sonraki seçimlere de örnek olacağını umuyor. Barış içinde seçimler diliyorum. Sağ olun. Hayırlı olsun. Allah muhafaza etsin. Söylemek istiyorum. Biz üç milletvekili arkadaşım olarak da Türkiye'nin gelecek ilgilenmelerine imza atmaya hazırız. Kemal Kılıçdaroğlu Başbakanlığı'nda ve Kocaeli'nin, Türkiye'nin problemlerini geçmişte yaptığımızda gelecekte de en iyi şekilde hem dile getireceğiz hem çözümleri konusunda elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Türkiye, Kocaeli'ne, Türkiye'ye hayırlı olmasını diliyorum. Milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Ve en iyi şekilde bizimle kimsenin olmasını, durdurmasını seçimlerin öncelikle hem kentimize hem de ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Bizlere halkımızın vermiş olduğu emanet görevi layık olmaya özen göstereceğiz. Temsil görevimizi en iyi şekilde yerine getirmeye çalışacağız. Kentimizin ülkemizin sorunlarına elimizden geldiği kadar büyük ispatlarımızla sorumluluk bilinciyle hareket etmeye gayret göstereceğiz. Tekrar tüm kentimize hayırlı olmasını diliyoruz. Bizlere destek veren tüm partilerimize, yurttaşlarımıza gönülden teşekkür ederiz. Çok anlamlı bir gün. Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal'in, Atatürk'ün kurduğu bir partinin milletvekili olmak benim için bir onurdu. Bu onuru Büyük Millet Meclisi'ne temsilen başarıyla temsil edeceğim. Kendi sorunlarını iyi biliyorum. Ülkemizin sorunları gerçekten çözülmesi gereken öncelikli olarak demokrasi birleşme anlamında sıkıntılarımız ortada. Bu anlamda arkadaşlarımla birlikte Kocaeli'yi halkın içinden kopmadan temsil edeceğimi sözünü veriyorum. Bize destek veren bütün partilerime, halkıma teşekkür ederim. Sayın Akar, parlamentoda ikinci döneminiz. Evet. Tekrar hayırlı olsun. Teşekkür ediyorum. İkinci dönem sizin için nasıl bir süreç olacak? Çok kısa bir değerlendirme alalım. Evet, birinci dönem çok çetin geçen bir dönemdi. Türkiye'yi totaliter rejime taşımaya çalışan ve bugün Cumhurbaşkanı sıfatıyla Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil ettiğini ifade eden ama sadece kendi geleceğini ve istikbalini, çocukların geleceğini ve istikbalini düşünen bir vatandaş tarafında karşı, bir vatandaşa karşı büyük mücadele sergiledik parlamentoda. Tabii muhalefette kaldık. İstediklerimizi yerine getiremedik. Kocaeli'nin beklentileri vardı, Türkiye'nin beklentileri vardı. Bunları yerine getiremedik. Ama bu dönemin çok değişik olacağını düşünüyorum. Çünkü artık milli irade onların temsil ettiği %51, %52 değil. Artık milli irade onların dışındaki %60. O milli iradenin beklediği çözümler var. Emeklerin beklediği çözümler var. Taşeronların beklediği çözümler var. İşsizlerin, hukuku ve yargının
bağımsızlaştırılması konusunda beklentiler var. Bilin ki bunların hepsi Kemal Kılıçdaroğlu'nun başbakanlığı döneminde bu parlamentoda 25. dönemde bunları gerçekleştireceğiz. Biz de bundan büyük bir zevk alacağız ve büyük bir çalışma hırsıyla Türkiye'nin önündeki o konulan setleri tek tek kaldıracağız. Bunun için de çok uzun beklemeyeceğiz. Ben buradan bir mesaj vermek istiyorum Kocaeli halkına ve izleyenlere. En uzun süre 45 gün diyorum. 45 gün sonra Türkiye'yi Cumhuriyet Halk Partisi'nin başbakanlığı Kemal Kılıçdaroğlu yönetecek diyorum ve problemleri hep birlikte çözeceğiz inşallah. Allah bize bunları nasip edecek. Sayın Akar, bu beyanınızdan şu anlaşılıyor. Olası koalisyon hesapları zannediyorum Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu'nun önderliğinde çözülecek gibi görünüyor. Evet, çözülecek. Çünkü Genel Başkanımız Türkiye'nin problemlerini iyi biliyor ve elini taşın altına koyuyor. Türkiye'nin yeni bir seçimi kaldırma lüksü yok. Seçim hükümeti olacaksa bu bizim genel başkanımızın başbakanlığında olacak. Diğer siyasi partilerin desteğinde. Seçim kararını Tayyip Erdoğan almayacak. Seçim kararını parlamento alacak. Yani bir erken seçimde olacaksa bizi bunu Bilal'in babasına bırakmayacağız. Kime bırakacağız? Parlamento. Yani vatandaşı temsil eden vekillerin alacağı kararla erken seçim olacak. Bu erken seçimin başbakanı da eğer olursa son olasılık bu olur ki olursa bunun başbakanı da Kemal Kılıçdaroğlu olacak ki burada da biraz evvel saydığım Türkiye'nin temel problemlerle ilgili bütün kanunları bu süreç içerisinde çıkartacağız. Diğer iki muhalefetteki şu andaki siyasi partinin desteğiyle. Sevgili seyirciler, Cumhuriyet Halk Partisi'nden Kocaeli'den milletvekili seçilen Sayın Tahsin Tarhan'la beraberiz. Sayın Tarhan, sonsuz başarılar diliyoruz yeni mecranızda. 2014 yerel seçimlerinde Kocaeli'den Büyükşehir Belediye Başkanı oldunuz. Şimdi de milletvekilisiniz. Bu konudaki düşünceleri de alabilir miyiz? Çok teşekkür ederim. Gerçekten Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu bir partide milletvekili olmak benim için onurdur, bir heyecandır. 2014'te Kocaeli'den Büyükşehir Belediye Başkan adayıydım. Kocaeli'nin sorunlarını çok iyi biliyorum. Onun için Büyük Millet Meclisi'nde hem Kocaeli ile ilgili hem Türkiye ile ilgili yoğun bir çalışma içerisine gireceğim. İlk sefer hayatımda vekil oluyorum. Hep asildim. Onun için halkın bana verdiği vekaleti, emaneti iyi temsil edeceğim. Kocaeli'de halkın içinde olan bir vekil olacağım. Bu anlamda kentimiz için, ülkemiz için 2015 seçimleri hayırlı olsun diyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Biz de size sonsuz başarılar diliyoruz. Zannediyorum oğlunuz da buralardaydı. Eğer görüş alanımızda ise onun da görüşünü almak isteriz. Şu anda Burak uzakta. Babasının yanında herhalde bir güzel poz vermek ister. Bir güzel poz vermek ister. Yan yana görünmek ister. Sevgili izleyiciler, Sayın Tahsin Tarhan ve sevgili oğlu Sayın Burak Tarhan şu anda beraberler. O da sevgili babasının milletvekili seçilmiş olmasından dolayı zannediyor ki son derece mutlu. Valla ben ablası oluyorum. Evet. Kendisinden gurur duyuyoruz. Yani görevini başarıyla yapacağına da eminiz. Yani ne bileyim, çok mutluyuz yani. Çok evet. Teşekkür ediyoruz. Bir bayan bir vekil olması bizim aynen için çok gurur duyucu bir şey. Ben bir bayan olarak iftihar ediyorum. Çünkü bayan bir vekilimize ihtiyacımız vardı. Evet.